İYİ Parti'nin eski kurucularından Vedat Yener çarpıcı bir iddia ortaya attı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini öne sürdü. Sanki bir el seçilemeyecek isimleri listeye koydu diyor Yener. İYİ Parti'nin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş gibi yorumunu da ekliyor buna. Pek çok tartışılan ismi listesinden aday gösteren Akşener'e teşkilatların tepkisi de dinmiyor tabii. Son olarak Kayseri'de 200 İYİ Partili istifa edip MHP'ye geçti. Kulislerde 14 Mayıs seçim gününe kadar Akşener'in hem teşkilatlarda hem de oylardaki düşüşü önleyemeyeceği iddiası var. Kilisi, Ankara'sı, İstanbul'u, Antalya'sı, İzmir'i yani patlıyor. Teşkilatlar infial halinde. Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum. Ortalığı karıştıracak iddianın sahibi Meral Akşener'in İYİ Parti'yi kurarken birlikte yola çıktığı Vedat Yener. Bence Meral Akşener dükkanı kapatıyor çünkü bu kadrolarla bir parti değil kooperatif yönetemez. Yener, FETÖ'cüler doluştu diyerek kurucusu olduğu partiden istifa etmişti. Bu kez çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. Sanki bir el seçilemeyecek insanların alıp listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Söylenenle başımıza gelen farklıydı. O el devam ediyor. Belli bir oyu aşmaması sanki hedeflenmiş. HDP ile yapılan koalisyona Akşener'in sessiz kalmasıyla başlayan kriz, skandal isimlerin aday gösterilmesiyle tavan yaptı. İçişleri Bakanlığı yapıyorsunuz, emniyet il müdürleri atıyorsunuz ve bunun 74 tanesi FETÖ'cü çıkıyor. Bu dikkatsizlik bize çok pahalıya mal oldu partimize. Gaziantep'te sağa sola küfürler yazan birisi liste başı çıktı. Yener'de hem adaylık için yapılan pazarlıklara hem de İYİ Parti'nin eriyen oylarına dikkat çekti. Son iki günde Avrupa'daki başta Almanya olmak üzere tüm teşkilatlar istifa ettiler. İstanbul'da, Ankara'da korkunç dayatmalar var. Verdim parayı, aldım sırayı diyenler Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum. Teşkilatlardaki istifa dalgası da çığ gibi büyüyor. 14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'yla diz dize oturup bu memleketin masamları yapanlara ne eder mi? Son olarak Kayseri Teşkilatı'ndan istifa eden 200 İYİ Partili MHP'ye katıldı. Kulislerde Akşener'in peş peşe attığı tepki çeken hamlelerinin ardından İYİ Parti'nin baraj altı kalabileceği konuşuluyor.